400-500 metre altında 435 dördüncü ayakta gece saat 11'de çalışma yaparken, üretim yapılırken bir cesete rastlanıyor. Tabii bizim işletme müdürlüğünün bilgisi oldu. Jandarmaya ve savcılığa haber verildi. Sabah saat 9.30-10 sularında oraya inildi. 4-5 kişilik bir ekip. 1965 yılındaki gırıcı patlamasında şehit olduğu düşünülen bir kişi olduğu sanılıyor. Bir barettir, kazmadır, kürektir, edevatları falan da yandaydı. Tam şey olmasa da insan olduğu kemik yapısından, şeyinden, bacakları, gövdesi belli olacak şekildeydi. Ama daha önce yani olduğu yerde bir göçük veya akıntı olduğundan tamamen bir boş yerde değil, bir kömürün içerisindeydi. Çıkardık. Tabii bir parça halinde olmadı. Kemikler bacaklardır, gövdedir, baştır şeklinde. Daha sonra da jandarmanın tarif ettiği şekilde, uygun şekilde torbalanarak yukarı çıkarıldı. Mart'ta Rize'de kalmış. Ondan sonra cesedi çıkmamıştı. Yani biz öyle biliyor zaten. Arşivlerde dosyasını ben kendim de buradan emekliyim, bulamadım. Bilmiyorum yani, tabii ki elbette ki diğerlerine de ulaştık da babamız da olabilir bir ihtimal. Onun için geldik yani neyse. 2,5 yaşındaydım. Bir kardeşim vardı, o bebekmiş. Biz köyde duruyorduk o zaman. Geç duymuşlar. Tabii ki derin bir üzüntü. Yani o anlatılmaz zaten. Yani her zaman buraya gelirdim. İşte söylediğim şuydu. Ben babamın mezarında çalışıyorum. Yani öyleydi, ceset çıkmadığı için. Burayı hem iş yerim hem de babamın mezarı olarak görüyordum yani.